Sadece beş dakikada cebirsel ifadeleri öğrenmeye hazır mısın Tonguç Evren Bey? Hazırım hocam. Harikasın. Şimdi senle beraber bak zamanımız başladı. 5 dakika içerisinde çak bir beşlik diyoruz ve cebirsel ifadeleri anlıyoruz. Süper bir şekilde konularımızı anlayacağız. Bir kere cebirsel ifade deyince temel şeyleri göstermeyeceğim. X'ler, Y'ler, Z'ler olunca terimlerdir, katsayılardır, sabit terimler. Zaten bunları biliyorsunuz eski senelerde öğrenmiştik. LGS'de ne çıkıyor? Direkt odaklı gideceğim. LGS'de evladım benim dikdörtgenlerin alanını bulma gibi ifadelerle cebrisel ifadelerin çarpımı çıkar. Yani X çarpı, X artı 4'ün nasıl yapılacağını bilmelisin. Bunu da yaparken böyle böyle dağıtmalısın. X e X'in çarpımının X kare, X'e ile 4'ün çarpımında 4X olduğunu net bir şekilde yapabilmeliyiz. Aynı zamanda mesela böyle bir çarpmada da 2A-1 ile çarpı A artı 2 dikdörtgen alanını verdiğini bileceğiz ve burada da 1 2, 3, 4 tane çarpma olduğunu 2A ile A'nın çarpımı 2A kare 2A ile 2'nin çarpımı 4A, eksi 1 ile A, eksi 1A eksi 1 ile artı 2, eksi 2 olduğunu bileceğiz ve bunların benzer terim olup da artı 3A'dan 2A kare, artı 3A eksi 2 en sade hali olduğunu bileceğiz. Bunlar sınavda %100 çıkar ve geldik özdeşliklere. En önemli kısımlardan bir tanesi de özdeşlikler işler zamanımız daralıyor. İki kare farkının temelini çok iyi bilmemiz gerekiyor. A'nın karesinden B'nin karesini çıkartıyoruz veya X kareden Y kareyi çıkartıyoruz. Bu A'nın karesi bu da B'nin karesi. A eksi B ile A artı B yazıp yan yana bunları çarpmamız gerekiyor. Mesela örnek 9 X kare eksi 4 bu neyin karesi? 3 X'in karesi. Dikkat et 9 X'in karesi değil 3 X'in karesi. 3 X çarpı 3 X çünkü 9 X karedir unutma. Bu da 2'nin karesi. 3 xten 2'yi çıkar. 3 x ile 2'yi topla ve bunları çarptığın zaman iki kare farkını dağıtmış çarpanlarına ayırmış oluyorsun. Tam kare özdeşiklerde de a artı b'nin karesi aslında bize hemen a kare artı b kare diye hemen yazabiliriz. Ama arada artı 2 ab diye bir zımbırtı daha var. a eksi b'nin karesinde de a kare artı b kare diyeceğim. Çünkü eksi b'nin karesi de artı b kare olur. Çünkü eksi sayıların karesi artıydı aslında. Ama burada ise arada eksi 2 ab var. Dolayısıyla A artı B ve A eksi B'nin karelerini tam kare olarak bilmemiz gerekiyor. Peki bunu nasıl yapıyoruz? X artı 3'ün karesi. X'in karesi artı 9'u yazdım bir kere. 3'ün karesini yazdım. Bir de bunların çarpımının yani X'e 3'ü çarp 3X. 2 katı 6X. 6X'i de artı 6X şeklinde araya yazıyorum. Mesela burada da 2x'in karesi 4x kare aman dikkat et 2x kare değil. Burada da eksi 3'ün karesi artı 9'dur. Bir de bunları çarp bakalım 2x'e 3'ü çarp 6x bir de 2 katı 12x ama eksi 12x olacak şekilde araya yazıyoruz. Bunlar acayip önemli. Peki Ortak çarpan parantezi ne demek? Çarpanları ayırma da bu işin ikinci kısmı. X kare artı 4 x'i nasıl çarpanları ayırabiliriz? Burada mantık şu. X çarpı x'tir x kare. Artı 4 çarpı x'tir 4 x. Dolayısıyla bunların ikisinde de ortak bir şey var. X bunu başa yazıyorum ve geriye kalanları bunları aldıktan sonra x artı 4 şeklinde parantez içinde yazıyorum. Aynı şekilde 3 a kare b 3 çarpı a çarpı a çarpı b'dir aslında bu. Artı 6 çarpı a çarpı b'dir bu aslında. Ortak Şeyleri başa alıyorum. A B A B İkisini de başa alabilirim. Dikkat et. Ve bir de dikkat et. Bunu da 3 çarpı 2 diye yazabilirim. 3 çarpı 2 diye yazdığım zaman 3 AB'yi başa aldım. Bunlar 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 gitti. Bunlar 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 gitti. Geriye ne kaldı? Parantez içinde A artı 2 kaldı şeklinde ortak çarpan parantezini alabiliyorum. Devam ediyorum. 4 X kare artı 2 X'te. 4 çarpı X çarpı X artı 2 çarpı X. Ama 4 de aslında 2 iki çarpı 2'dir diyorum. Ve diyorum ki ya bu 2 X'ler ortak. Bu ortak olanları başa yazıyorum 2x çarpı diyorum. Bunları aldıktan sonra geriye ne kalıyor? 2x burada kalıyor. Artı buradan da hiçbir şey kalmıyormuş gibi gözüküyor ama aslında 1 kalıyor. Çünkü 2x çarpı 1'dir bu aslında. Çünkü hiçbir şey yazmadan da olamayız yapamayız diyoruz. 2x çarpı 2x artı 1 de bunun çarpanları ayrılmış hali. özdeşlikler kullanarak çarpan ayrılmada mesela 4x kare neyin karesi? 2x'in 2x kare. karesi. 9 neyin karesi? 3'ün karesi. İşte bu ikisinin çarpımının 2 iki katı burada var mı desek yok. O yüzden ilk başta bu ikisinin çarpımının 2 iki katı burada var mı desek yok. Hem burada bir işlem hatası yapmışız bu arada. Yok doğru. 12x doğru 12x. Dolayısıyla bu ikisinin çarpımı 6x 2 katı var burada var. O zaman 2x artı 3'ün karesinin açılımıdır aslında. 4x kare artı 12x artı 9. Peki burada karenin bir kenarını sorabilir. Çok böyle soru geliyor. Burada yapmamız gereken şey bitiyor zamanımızda. Hemen bu neyin karesi? 3x'in karesi. Bu neyin karesi? 1'in karesi. Bu ikisinin çarpımı 3x. 2 katı 6x burada var mı? Var. Ama eksi şeklinde. O zaman 3x eksi 1'in karesidir aslında. Bu ve her bir e, karenin kenarı da 3x-1'dir. Çünkü bununla bunun karesi aslında bir arı alanını veriyor diyoruz. Ve süper bir şekilde dersimizi bitirdik. Ve sana da LGS 5 amede mat'tan son tekrar sayısaldan Dinamo e, matematik kitabımızdan ve birinci dönem konuları Zoru Bankası'ndan ilk tekrardan ana denemelerinden hepsi birinci dönem konuları şeklinde yeni çıktı bu kitapların. Lütfen bunlarınla çalışma tavsiye ediyoruz. Hadi bakalım ödüllü soru yapıyorum Oraya yolla bakalım.